Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvar.com ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Beğenilerinizle, aboneliklerinizle, her türlü maddi, manevi bütün desteğinizle kanalımız bugünleri de gördü. Muhtemelen biraz sonra yani inşallah beni <laughs> de mahcup etmeden burası 55.000 olacak. Hem de bu videoda bu ana tanıklık edelim istedim. Küçük bir de sürprizim olacak eğer 55.000 olursak. Flash Euro 2032 Türkiye ve İtalya'da iddiası demiş. Arkadaşlar İtalyanlar Euro 2032'yi Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıklamışlar. Zaten bugün açıklanacak bildiğim kadarıyla 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2032. Bugün açıklanacak İtalyan gazeteci Nicolo Shira Türkiye ve İtalya ortaklığının ortaklığında daha doğrusu 2032'de açıklanacağını söyledi. Zaten bugün açıklanacak arkadaşlar. Türkiye, İtalya ve Rusya'nın teklifleri bulunuyordu. Haliyle hepiniz benim kadar konuya hakimsiniz. Rus futbolu UEFA'dan ambargo yediği için belirli bir süre ihraç edildiği için bu teklif geçersiz. E geriye kim kaldı? Biz kaldık. Yani bunu bilmek için de Nikola Şire'ye gerek yok. Yani yoldan geçen bir adamı çevirseniz o da aynı şeyi söyler diye düşünüyorum. Ama yoldan geçen adam en azından ben duyumcuyum ben biliyorum ederim demez. İsmail Kartal Davun ve Aykut Kocaman'ı yakaladı. Yakaladın diye değil lan kardeşimsin diye. Var ya köyden indim şehire de. O diyor ki anlaşıldı paralar dörde bölünecek falan. O sahne çok güzel. O da arkadan yakalıyor. İşte Metin Akpınar diyor ki yakaladın diye değil ne kardeşimsin diye diyor. Yani yakaladığı için bölüşmüyor. Kardeşi olduğu için bölüşüyor. Yani birbirine hiç kazık atmayan kardeşler de bir kez daha aklımıza gelsin istedim. Trendyol Süper Lig'de ilk 8 maçını kazanan İsmail Kartal. Davumu yakaladı. İsmail Kartal Aykut Kocaman'ın ardından de üst üste 9 galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör oldu. 8'de 8 9. şey mi? Bir önceki döneminden kalmamı onu mu bahsediyor? Bir de bu tabi sadece ligde arkadaşlar. Şimdi 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde ilk 8 maçın tamamı galibiyetle kapatılmış. Ayrıca Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı son 9 süperlik maçında kazanmış İsmail Kartal. Aykut Kocaman'ın ardından üst üste 9 galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör olmuş. 2 galibiyet daha alırsa Kocaman'ı geçecek diyor. Yalnız anlamadığım nokta şu. 2 galibiyet almasına gerek yok ki bir galibiyet aldı mıydı geçmiyor mu? Madem ikisi de 9 yapmış. Neyse bu işler ince işler. Ben şunu söyleyeyim. Bir galibiyet alırsa zaten geçer. Bir galibiyet alırsa ikiyi de alır. Ben ondan eminim. Çünkü Fenerbahçe Hatay Sporu yenerse Pendi'yi de yener diye düşünüyorum. Ama bakalım arkadaşlar ne olacak. Fenerbahçe'de sürpriz transfer hamlesi bunu kimse beklemiyordu. Şunu şu konuda bir hemfikir olalım. Şu konuda bir anlaşalım. Lütfen şu konuda bir anlaşalım transfer sezonuna girdik aslında. 15 Ekim'de duyumların yüzde yani yaklaşık yüzde 30'u belli olur. 15 Kasım'da yüzde 70'i belli olur. 15 Aralık'tan sonra belki yüzde yüzü belli olur. Ama hocam transfer sezonu Ocak'ta açılıyor tamam mı? bu zıkkımın bir hazırlığı var. Bir görüşmesi var. Bir ön hazırlığı var. Şimdi okuyacağım haberde enteresan bir olay var. Şimdi sezon abonma gibi başlangıç yaptı. 16'da 16 yaptı. Sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basına Juventus forması giyen genç yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı. Oto maçın dış haberler servisinin e, haberi bu. Fenerbahçe'de golleri Edin Dzeko ve Tadic kaydetmişti. Her ne kadar da Edin 37, Tadic 34 olsa da Fenerbahçe'de gençlik açısı da oluşturulacak. Şimdi ne kadar tecrübelim varsa bir o kadar da yani genç ismin olmalı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Juventus sorması gen Kenan Yıldız'a talip olduğunu duyurdu. Teklif reddedilmiş. Galcio Mercato.com'da yer alan haberi göre Fenerbahçe'nin yaptığı teklif reddedilmiş. Benfica'da istemiş diyor. Arkadaşlar önce şunu belirteyim. Kaçan balık büyük olur. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Kaçan balık büyük olur. Bu bir balıkçı tabiridir. Bu şu demek hani e, tam oltayla yakaladın yak, hani çekmek üzeresin kaçtı ya kesin büyüktür o balık. Yani kesin. Şimdi piyasa değeri bizim Fenerbahçe taraftarı genellikle transfer market değerine bakar aldanır. Transfer market değeri 1 milyon euro. Hiçbir şekilde buna aldanmayın. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Çünkü piyasa değeri 1 milyon euro dediğiniz futbolcu aslında 1 milyon euro değil, çok çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Benim tahminime göre yani bir 10 milyon euroları bulması uzun sürmeyecek bir futbolcu. Fenerbahçeli bir ailenin Fenerbahçeli bir çocuğu, orası ayrı mesele ancak. Regensburg altyapısından Bayern Münih altyapısına geçip Bayern Münih altyapısından Juventus altyapısına geçen bir isim. Şimdi kendimizi kandırmayalım. İstediği kadar Fenerbahçeli olsun. Seri A'da 4 maça çıkmış 33 dakika. 18 yaşında Seri A'da 33 dakikaya oynamak kolay bir olay değil. Bu şansı almak da kolay bir olay değil. Zaten Fenerbahçe'ye beklemiyorum. Orası ayrı mesele ama... Lütfen artık şunu da anlayın. Bak. Lütfen şunu da anlayın. Yani e, Fenerbahçe'nin artık her futbolcusunu hani her futbolcu transfer edecek modunda olmadığını anlayın. Biz her futbolcu transfer edemeyiz arkadaşlar. Evet, gönül ister. Mesela ben isterdim açıkçası. Bak bizim bir tane oyuncumuz var. Biliyor musunuz? Thiago Çukur diye. Mesela Barış Sungur diye bir arkadaş vardı bizde. Şu anda nereye gitti? Kimse bilmiyor. Fenerbahçe'nin rezerv takımında gösteriyor 21 yaşındaki santrafor oyuncusun. Yani şu anda nerede bilmiyorum ben. Mesela Barış Sungur'u bilen varsa söylesin. Üçüncü ligde kiralandı. Ee, hani Türkiye Kupası'na falan oynatıldı. Bir atraksiyon gösteremedi. Yani yalı kavak alt yapısı derken karşı yani e, Buca Spor. Fenerbahçe'ye geldi ama bir atılım gösteremedi. Bizde çok futbolcu var bu şekilde. Ya bu başka takımlarda da var. Kenan Yıldız'ın ben Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Tiago Çukur. Siz Tiago'nun üstüne düşünün 20 yaşında 1.96'lık forvet. Ancak <laughs> Tiago'da yani oynayabildiği kulübe gitmedi maalesef. Belçika'da 139 dakika aldı 7 e, maçta. Hollanda doğumlu bir futbolcu. Biz Tiago Çukur'u 250 bin euroya yatırım olarak Watford'dan aldık. Hollanda'da e, futbola başlayıp İngiltere'de oynayıp Fenerbahçe'ye gelip Belçika'da iki tane kulübe kiraladık. Yani 250 bin euro yatırım yaptık ama bakalım sonu ne olacak. Ama Kenan Yıldız'ın ben geleceğini zannetmiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'de 6 numara bombası Galatasaray'ın eski yıldızı hedef. Şimdi önce haberi okumadan şunu özellikle belirteyim. Fenerbahçe 6 numara almalı mı almamalı mı? Aslında bu tartışılacak bir konu biliyor musunuz? Yani benimle değil Futbolla tartışın. Anladınız mı? Ben alınsın alınmasın demiyorum. Futbolla tartışın. 3 tane yerli kuralı var. Yani 3 tane yerli kuralı var. 3 tane türkü oynatmak zorundasın. Ferdi banko okey. Sağ kanata Cengiz, İrfan, Emre Mor'dan biri banko okey. 3. E düşündüğün zaman İsmail Yüksek bu üçüncüyü karşılıyor. Yani evet size de tuhaf geliyor. Beğenmeye de bilirsiniz. Yani <laughs> İsmail Yüksek'te de İsmail Wine Times olsaydı belki beğenirdiniz o ayrı mesela ama İsmail Yüksek bence 6 numara transferlerini susturacak bir oyuncu. Ama susturabilecek mi? O da ben de soru işareti. Şimdi 6 numara hedefi Galatasaray'ın eski yıldızı. İş burada <laughs> sıkıntıya biniyor. Bu sezon önüne gelen her rakibiyle Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl tüm kulvarlarda kupalar kazanmayı hedefliyor. Kasımpaşa'yı depresmanda mağlup etti. Milli araya girdi iki haftalık. Boşlukta transfer çalışmalarına yoğunlaşacak. Hedef 6 numara. Bir dönem Galatasaray'da oynamış sürpriz bir isim. Fenerbahçe'nin radarında diyor arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal birkaç gün dinlenecek. Takıma da izin verdi. <laughs> Şura bakmayın. Çarşamba perşembe takım bir araya gelir. İsmail Kartal bu isme sıcak bakmış. Yani isim kim? Jean Michael Seri. Yani hedefimizdeki isim buymuş. Şimdi beni yanlış anlamayın da. Yani elinizde sizin 1 milyon lira değerinde bir arabanız var. Daha iyisini alacağım deyip de 300 bin lira değerindeki arabayı almazsınız değil mi? Hani bu haberin kaynağı A Spor. Fenerbahçe düşmanı Aspor. Tepkiler çığ gibi artsın diye yapılmış bir haber. Yaz transfer döneminde aradığı orta sahayı bulamayan Fenerbahçe'nin gündemine bu sefer sürpriz bir isim geldi. Sarı Lacivertliler İngiltere şampiyonşip takımlarından Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'yi listesine aldığı iddia edildi. Jean Michel Seri diye okunuyor sanırım da. Michael dedim. Michel diye hatırlıyorum. Şimdi serinin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kanarya'nın fil dişi sahili orta sahaya 2 artı 1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı öne sürüldü. İngiltere ekibinin seri transfer için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi. 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra transfer görüşmelerinin milli aradan sonra da alevleneceği öngörülüyor demiş. Bu haberi yapanın, bu haberi yayanın, bu habere inananın 55 bin olsun. 54.999 şu anda abone sayısı arkadaşlar. Yani şu anda 999. Bir kişiyi bekliyorum o kişi gelsin diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar bu haber Fenerbahçe taraftarı küfür etsin diye. Fenerbahçe taraftarı tepki versin diye. iyi giden Fenerbahçe'nin kafası bulansın futbolcuların kafası bulansın diye yapılan bir haber. 3-5 tıklama alınsın. 3-5 tane e, para gelsin diye yapılan haber. Bunlara gerek yok. Bak bizde üyelik sistemi var. Biz üyelere özel duyumlar veriyoruz elimizden geldiğince. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunları da üye arkadaşlar biliyorlar. Hediye üyelik veriyoruz ki insanlar üyeliğin tadına varsın, tadına baksın diye. Yani böyle şeylerden kazanmaya çalışın. Sahtekarlığın lüzumu yok. Fil dişi sahilli futbolcu 32 yaşında 19 Temmuz doğumlu. 1.68 boyunda ön libero. Tamam fil dişi milli takımda 45 kez formasını giymiş. 4 golü var. Ancak yani o piyasa değerinin yüksek olduğu dönem nereye şimdi nereye. 11 maç oynamış 2 asisti var. 2 sarı kart yemiş. Şimdi şunu da belirteyim. Bak Galatasaray'a geldiği zaman Fulham'dan kiralandığında 1,5 milyon euro ücret verdiklerinde piyasa değeri 25 milyon euroydu. Galatasaray'da bir sezonda piyasa değerini 9,5'a kadar düşürdü. Ondan sonra da iflah olmadı zaten. 2018'de 12 Temmuz 2018'de Fulham Nizden, Olimpik Nizden 30 milyon euroya transfer ediyor. Ancak oyuncu bir sene hiçbir şey yapamıyor gidiyor. Ya bizim böyle oyunculara ihtiyacımız yok. Yanlış anlamayın beni. Böyle oyuncu oynayana bu oynasın. bu arkadaş alıp para vereceğimize İsmail Yüksek oynasın. Nitekim bende herhangi bir duyum yok ama ben sadece fikrimi, zikrimi beyan etmek istedim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi Rıdvan Dilmen'in bir açıklaması var. Diyor ki ne kadar iyi kadro yaparsanız yapın kaybedebilirsiniz. Manchester City mesela Arsenal'e kaybetti. Gevşemeye gelmez. İsmail Kartal olmasaydı Fenerbahçe 8'de 8 yapamazdı diyor. Katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. İsmail Kartal olmasa 8'de 8 yapamaz. Mesela Jesus 8'de 8 yapamazdı. Kapristiydi. Bencildi. Egoistti. Ama İsmail Kartal'da bu yok. Ben size tuhaf bir şey söyleyeceğim. Bak. Bir. E, İsmail Yüksek. Tamam mı? Fenerbahçe'nin ön liberosu. 2 kim? 2 kim arkadaşlar? Crespo mu? Bence değil. Bence Fenerbahçe'nin ikincisi Bartu Elmas. Fenerbahçe'nin ön liberosu İsmail Yüksek. ikincisi Bartu Elmas. Sebebi ne? Aynen aklınıza getirdiğiniz gibi. Sebebi Türk kuralı. 3 tane Türk kuralı. Crespo 3. tercih. Ancak Crespo'nun hani Bartu Elmas'a göre daha tecrübeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? Biliyoruz. Okey. Bu arada Bünyamin Gezer'in Fred'le ilgili konusunu bir arkadaş açmış da Bünyamin Gezer net kırmızı kart Fred'in ayağı kırılabilirdi bu pozisyonda diyor. Yani çamur atmaya çalışmayın arkadaşlar. Araştırın kendiniz bulun. Ya, rezil olacağınız cümleler kurmamaya özen gösterin olur mu? Yani dikkat edin. Serdar Ali Çelikler Galatasaray'da Ziyen devre arasında ayrılma durumu var diyorlar. Gole de bunu açıklamış. Şimdi Hakim Ziyek orada sakat, burada sakat, şurada sakat ama Türkiye'de sakatlığı yok. Siz bunu yer misiniz? Hocam gargara bile yaparız. Ne diyorsun sen? Bence yersiniz. Bence yersiniz abi. Haftalardır kadroda yok. Okan Buruk Hakim Ziyek'in sakatlığını açıklamış. Ayağını denediğini ancak ufak bir ağrı hissettiğini belirtmiş risk almak istemediklerini belirtmiş. Gersen. Gersen Kirşen. Gersen Kirşen'de kimse var mı ya? Werder Bremen taraflar mı oluyor bu Gersen Kirşen? 3 maç oynayınca ağrısı oldu demiş Hakim Kötü bir zemin vardı falan filan. Hep zeminler, hep şeyler. Kötü zeminler, kötü şeyler. Mesela Galatasaray Transfer Market. Beni çok alakadar eden bir durum değil ama. Ligde rakibimiz olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu merak ediyorum arkadaşlar. Yani şu anda isminin yanında sakat ibaresi olan var mı? Eyüp Aydın diye birini almışlar. Ön libero. Ne diyor? Oynamayız yok UEFA Şampiyonlar Ligi. Hakim Ziyek sakat. Dönüş 18 Ekim 2023 diyor. Başka? Halil Dervişoğlu da UEFA'da oynama izni yokmuş. Bak. Ezeli rakibin şampiyonluk yolundaki rakibinin sakat oyuncusu yok. E şans da biraz yüzlerine gülüyor açıkçası. Fenerbahçe'deki sakatlara bir bakın abi, bir de rakipteki sakatlara bak. Yani çok 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 garip bir olay ya. Gerçekten garip bir olay. Ne diyeyim abi ya? Çok çok ilginç garip bir olay. Şimdi bir de Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'ye bakarken de 55 bin uzak, bir abone kaldı ya. Vay vicdansız vay. Kimmiş o vicdansız gelmedi? Şimdi Fenerbahçe'de Luan Perez sakat. Ne zaman dönüş? Bilinmiyor. Bright Osai Samuel sakat. Dönüş bilinmiyor. Asla bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Ben bir de şu Al Musrati'yi de merak ettim. Ona da bakacağım. E, Lincoln sakatlığını atlattı ama istese de ocağa kadar sakat sayılıyor. Çünkü oynayamayacak. Cengiz Ünder sakat. Geri dönüş bilinmiyor. Emre Mor sakat. Geri dönüş bilinmiyor ama başlayacak. Joshua King sakat. Geri dönüş bilinmiyor. Bir tarafta sakat bahçe. Diğer tarafta sakatlanmayan Galatasaray. Şans bir dönerse Galatasaray mesela bir musterası sakatlanırsa Galatasaray komedi saraya dönüşecek. Ama da adamların şansı var. Al Musrati. 16 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu. Bilin bakalım arkadaşlar. 12 maçta ne yapmış? 908 dakika. 3 gol 1 asist. Ön libero bu eşek sıpası. Bu arada Portekiz Ligi şeyi mi değiştirmiş? Logosunu değiştirmiş. Ön libero bu eşek sıpası. 3 gol 1 asist. 908 dakika. Demek ki biz Al gerçekten istemişiz yani. Lan bizimle adı anılan bile. Evet 55 bin olduk. Karadeniz'in incisi Samsun'a buradan selamlar olsun arkadaşlar. Özellikle Samsun'da birkaç kardeşimiz vardı. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç memleketi Samsun'a selamlar olsun. Bu gurur hepimizin arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki biz derlesiniz. Bunu bir de ayrıca şeyde paylaşayım. 55.000 abone. Hayalde gerçek oldu. Şimdi Tugay Kerimoğlu'nun bir cümlesi var. Diyor ki Livakovic'in ismini maçta bir veya iki kere duyuyorsak Kasımpaşa'nın ne kadar kötü oynadığını gösteriyor demiş. Peki tam tersi düşünelim. Livakovic'in ismini bir ya da iki kez duyuyorsak Fenerbahçe'nin de çok iyi oynadığını anlayamaz mıyız? Bunu da size bırakıyorum. Serdar Ali Çelikler yine. Galatasaray'da Nelson ben Ufak'tan yol alıyorum diyebilir demiş. Açıkçası hem temenni ediyorum hem de ümit ediyorum böyle bir şey olsun. Galatasaray karışsın. Çünkü az önce dediğim gibi gözümüz değsin ya. Nazarımız değsin inşallah. Bak lan Galatasaray'a bak ne güzel hiç futbolcuları sakatlanmıyor falan diyelim de gözümüz değsin. Yani başka başka türlü sakatlanacaklar yok. Gözümüz değsin en azından. Bünyamin Gezer Fenerbahçe kalesine ısıtıcı koysunlar. Livakovic orada üşümesin. Bakın iki farklı görüş. Birisi eski hakem, birisi eski Galatasaray futbolcusu, biri hasetinden çatlarken diğeri gerçekleri konuşuyor. Gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe 16'da 16. Fenerbahçe Petrol Ofisi 5'te 5. Fenerbahçe Alagöz Holding 6'da 6. Fenerbahçe Beko ben bu videoyu çektiğim sıralarda gerideydi ama 3. periyot oynanıyordu. Genelde ben böyle dediğim zaman dönüş yapıp kazanıyorlar ama 2'de ikiydi onlardan. Yani toplam 29'da 29'du ben videoyu çekerken. Dünyanın gerçekten en büyük spor kulübü Fenerbahçe. ve Fenerbahçe'nin bir ferdi olmaktan dolayı da son derece mutluyuz. Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süper ligde rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması en yüksek takımlar. Bayern'in 45.1 Tottenham 42.6 Fenerbahçe 38.4 Real Madrid 38.2. Muhtemelen Real Madrid'e geçtik diye bir haber vardı. O da buydu. Şimdi Astrolog Meral Baran'la ilgili bir şey atmışlar ortaya. Türkiye Kupası'nı bu sene şampiyon hangi takım olacak demiş. Fenerbahçe demiş 15 Temmuz 2022'de. 11 Haziran 2023'te Fenerbahçe Kupayı kazanmış. Yine aynı şekilde demiş ki 19 Haziran 2023'te Fenerbahçe 2024 ve 2025 yıllarında şampiyon olarak 2 yıl ardarda arda kupayı alacak demiş. Ben astrologların falan filan dediğinden ilgilenmem. Hakemler, federasyon, e, bu Galatasaray'a fayda sağlamış olan yapı kimse, Galatasaray'ın yöneticisi dedi. Geçmişte bize faydası olan yapı dedi. Yani biz de ekmeğini yedik o yapının dedi. O yapı kimse, o yapı ne derse o oluyor. Yani o yapı derse Fener'i şampiyon yapın ya da karışmayın derse Fenerbahçe şampiyon oluyor. Yani o yapı önemli. Astrologların falan filan dediklerinin hiçbir önemi yok. Yapı önemli arkadaşlar. Ee, biraz da sesini yükseltmek önemli. Fenerbahçe sesini yükseltmeseydi belki Mete Kalkavan böyle bir yönetim sergilemeyecekti. Bakın. Aslında çok uğraştılar. Neye uğraştılar? Dediler ki ulan Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak bir şey yaptıralım. Yapamadılar. Şimdi Fenerbahçe Kasımpaşa'yı sahadan sildi. Sahada Kasımpaşa yoktu, sildi. Penaltı. Zaten Fenerbahçe 1-0 önde. Penaltı öncesinde kim? Gol öncesi faul demiş. Biliyorum Allah inancınızın ne derece olduğunun farkındayım ama şimdi aynı pozisyondan çekme yok, şu yok bak, şu yok, şu yok, vurma yok, şu yok. Anlatabiliyor muyum? İttirme yok şöyle, pozisyon değiştiriyorum. El şöyle tutuyor, o da onu tutuyor, ikisi birbirini tutuyor. Buna faul diyorsanız bak, gerçekten söylüyorum. Hani bir insanın dininin imanının karakterinin ne olduğunu bir cümlede bile anlayabilirsiniz. Kendi takımınız böyle bir gol atsa buna faul der misiniz? Ben 7 milyon kere söylüyorum ben buna faul demem. Bak az önce de örnekledim. Kendime de zarar verdim baya. Şihanım, canım, güzelim formama da zarar vermeye çalıştım. Bunlardan biri varsa dökün ortaya amenna. Ceko'nunkinde ayak ayağa vuruyor mu? Temas var mı? Var. Bitti. Al sana örnek. Deseniz ki hiç dokunmuyor... Mesela Beşiktaş oyuncusu Avrupa maçında hiç dokunmadan ikinci sarıyı yedi değil mi? Ne dedi yorumcular? Girişi hatalıydı. Lan tövbe estağfurullah. Angut musunuz arkadaş? Ne demek girişi hatalıydı? Buyur kardeşim geç. Ceza sahası mı diyecek? Girdi. Baktı ki arkadaş hamle yaptı. Ayağını sabitledi. Bekledi. Bu kadar basit. Hiçbir şekilde girişim, girişi hatalı değildi. Geçeceksin onu. Galatasaray Kalecisi'nin ayağına mesela. Futbolcu düz giderken ben sonra da gördüm. Sağ ayağını açıp Mustera ayağına vuruyor. Burada niyete göre kırmızı verebilirsin. Ben veririm mesela. Hocam sen de Galatasaray iyi savunmaya başladın. Ben orada ona kırmızı veririm. Mustera'ya da alkıştan dolayı ikinci sarıyı veririm. Ha. Hakem kırmızı vermedi. Faul vermedi. Görmedi. Olabilir. Fred'in ayağına basmaya da kırmızı vermedi. Olabilir. Hakem görmeyebilir. Vardaki eşek başımı. Galatasaray taraftarı ağlıyor, zırlıyor da vardakini gelin hakemliğini iptal ettirelim. Buyurun gelin iptal ettirin. Aynı Galatasaray offside'dan gol attı. Aynı varla offside'dan gol attın. Belki de Mustera'nın yemediği kırmızının diyetidir. Yani yo hocam böyle olmuyor ki. Tam tersi oluyor. Şöyle söyleyeyim. Belki de oyuncu kırmızı yiyecekti. Ne demek ulan oyuncu kırmızı yemedi. Onun diyetini ödettirelim. Ha, şimdi oldu değil mi? Abi hatayı hatayla telafi etmenin hata olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani ben her pozisyonu yorumlarken şunu söylüyorum. Ulan Fenerbahçe'nin lehine olsa ederim. derim? Kalta gol atıyor. Offside. Aynısını Fenerbahçe atsa ne derim? Nitekim oldu da. Icardi gol attı. Ben ne dedim? Offside değil. Aynısını Fener atsın. Yine offside değil derim. Bir gün sonra aynısını Fenerbahçe attı. Offside değil dedim. O yüzden bak ben çok rahatım. Kendi takımıma ne diyorsam rakip takıma da aynısını dediğim için rahatım. Gelin siz de aynısını yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Merak etmeyin. Hatta bir şeyler de kazanırsınız insanları kazanırsınız. Benden söylemesi arkadaşlar. Son olarak Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Kasımpaşa'yı futbol olarak ezmiş. Oyuna sonradan giren oyuncuları bile %100'lük goller kaçırmış. Küçük akıllar algı yapmaya çalışıyor. Yok penaltı değilmiş. Yok faul varmış. İşinize bakın diyor. Yani Fenerbahçe'nin kudurtucu tarzı herkesi kudurtuyor. Bu kafayla da devam etsinler. Ben 6 numara transferin gerçekleşeceğine inanmıyorum. Ama Al Musrati ismini biraz izleyin. Parti ismini izleyelim mi? Bence parti ismini de izleyin. Jorginho'yu izlemeyin boşuna. Zamanınızı kaybetmeyin. Al Musrati'yi, partiyi izleyin arkadaşlar. 15 Ekim'den sonra daha rahat konuşacağım. 15 Ekim'e kadar lütfen sabredin. Görüşmek üzere.